Uzaydaki pozitif bir yükün çevresinde bir elektrik alanı yarattığını ve bu elektrik alanının yönünün pozitif yükten dışarıya doğru olduğunu biliyoruz. Benzer şekilde bir tel üzerinden akım geçiyorsa bu akım bir manyetik alan oluşturur ve bu manyetik alan telin etrafında döner, şu şekilde bir dönme hareketi yapar. Ancak fizikçiler bununla yetinmediler bir akım kullanmadan manyetik alan yaratmanın ve bir yük kullanmadan elektrik alanı oluşturmanın başka yollarını buldular. Eğer uzayın herhangi bir bölgesinde zamanla değişen bir elektrik alanı varsa, bu bölgeden bir akım geçmiyor olsa bile o bölgedeki zamanla değişen elektrik alanı bir manyetik alan oluşturur. Dolayısıyla bir akıma ihtiyaç duymadan manyetik alan oluşturmak için sadece o bölgede zamanla değişen elektrik alanı olması yeterli olur. Fizikçiler bununla birlikte zamanla değişen bir manyetik alanın da aynı şekilde bir elektrik alanı oluşturduğunu fark etti. Ve James Clerk Maxwell adında zeki bir İskoç fizikçinin hakkına şöyle bir düşünce geldi. Bir dakika, eğer bu doğruysa yani zamanla değişen bir elektrik alan, manyetik alan ya da değişen bir manyetik alan, elektrik alan oluşturuyorsa ve bu da tekrardan bir manyetik alan oluşturuyorsa o zaman burada bir dalga üretebilen zincirleme bir reaksiyon oluşturabiliriz. Bu sayede onları oluşturan akımdan veya yükten bağımsız olarak dışarıya doğru ilerleyen elektrik ve manyetik alan dalgası elde etmiş oluruz. Peki zamanla değişen bir elektrik alanı nasıl oluşturabiliriz? Bu yükü yukarı aşağı doğru hareket ettirebiliriz. Aynı bir antende olduğu gibi sadece bir anten sayesinde değişen bir elektrik alanı elde edebiliriz. Oluşacak manyetik alan bu şekilde dışarıya doğru olur. Benzer şekilde değişen manyetik alanı nasıl oluşturabiliriz? Bu akıma ileri geri salınım yaptırırsak değişen bir manyetik alan elde ederiz. Bu da dışarıya doğru olan bir elektrik alanı yaratır. Böylelikle bu dalga kendi başına var olabilir ve ileriye doğru belli bir hızla gider. Bu tür dalgalara elektromanyetik dalgalar diyoruz. Çünkü elektro elektrik alanları gösteriyor ve manyetik bir de manyetik alanları belirtiyor. Bunlar aynı zamanda birer dalga. Çünkü dalga denklemlerine uygun hareket ediyor ve gördüğümüz diğer dalgalara benziyorlar. Ama diğer dalgalarla aralarında bir fark var. Elektromanyetik dalgaların bir ortama ihtiyaçları yok. Bir boşluk içerisinde de hareket edebilirler. Ortamda bu tür parçacıklar olmadan da ilerleyebilirler. Aslına bakarsanız bu biraz garip bir durum. Çünkü burada dalgalanan şey, diğer bir deyişle salınım yapan, titreşen tek şey elektrik ve manyetik alanların değerleri. İşte bu tür dalgalara elektromanyetik dalgalar diyoruz. Bir saniye, bu kötü bir gösterim oldu. Daha çok şu şekilde gözüküyorlar. Evet, bu sarı çizgiler manyetik alanı temsil ediyor. Yönleri yukarı ve aşağı doğru, yukarıya ve aşağı doğru bakıyorlar. Ama yanlış anlamayın, yukarı ve aşağı doğru gitmiyorlar. Sadece bu şekilde çizdiğim için böyle gözüküyorlar. Kısaca şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu noktadaki manyetik alan yukarıya doğru uzanmıyor. Sadece yukarıyı gösteriyor. Bunu büyük bir vektörle gösterdim çünkü bu eksendeki bu noktada bu eksene de x eksene diyelim. Şimdi eğer burası x doğrultusuysa uzaydaki bu noktada daha büyük bir manyetik alan var ve yukarıyı gösteriyor demektir. Burada kırmızı çizgilerse elektrik alanını temsil ediyor ve uzaydaki bu noktada göreceli olarak büyük bir elektrik alan olduğunu görebiliyoruz. Tam da bu noktada elektrik alanla manyetik alan arasında 90 derecelik bir açı olduğunu, yani birbirlerine dik olduklarını da bilmemiz gerekiyor. Bu süreç sürekli böyle devam eder. Birbirlerine dik olan elektrik alanla manyetik alan oluşturur yani elektrik alanın yönü dışarıya doğru olur. Bunu sanki baktığınız ekranınızdan dışarıya çıkıyormuş gibi düşünün. Ve arkadaki bu elektrik alanlarının yönü de ekranınızın içine doğru olur. Şöyle ki, bu dalgaları 3 boyutta düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bu olay 3 boyutta gerçekleşiyor. Elektrik alanı ekranınızın içine ve dışına doğru. Manyetik alansa yukarı aşağı salınım yapıyor ve bütün bu dalga sola doğru hareket ediyor. Yani bütün bu olay gerçekleşirken buradaki üç yönün her biri birbirine dik olur. Burada şöyle bir üç boyutta bir eksen takımı düşünürsek, x, y, z, bu dalganın hızının yönünü bu doğrultuda gösteririz. Bu eksen takımında bir doğrultuda hızı, diğer doğrultuda manyetik alanı, kalan diğer doğrultuda ise elektrik alanını gösteriyoruz. Böylelikle üçü de birbirine dik oluyor. Manyetik alan elektrik alanına dik, elektrik alanı manyetik alana dik. Manyetik alan ve elektrik alanda elektromanyetik dalganın hareket ettiği doğrultuya dik. Ve bu elektromanyetik dalgalar C ışık hızında hareket eder. C'nin değerini de şöyle bir hatırlayalım. 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye değil miydi? Çünkü ışık dediğimiz şey aslında elektromanyetik bir dalga. Işık özel bir örnek. Elektromanyetik dalgalara örnek verebileceğimiz bir şey. Ama ışık sadece bu örneklerden biri. Bu dalgalar herhangi bir dalga boyuna sahip olabilir. Bakın şimdi. Buradan buraya kadar uzayda olduğumuz için yani dalganın grafiğini uzaydaki yerine göre ifade ettiğimizden burası dalga boyunu temsil eder. Bu dalgalar herhangi bir dalga boyuna ve frekansına sahip olabilir. Frekans derken aslında bu şeylerin değişim hızını kastediyoruz. Bunu zaman içinde gözlemlerseniz uzaydaki bu noktanın manyetik alanını bir yukarıyı, bir aşağıyı, bir yukarıyı, bir aşağıyı gösterir. Ve bunun gerçekleşme hızı bir saniyede bunun kaç defa olduğu bize frekansını verir. Bu dalgalar herhangi bir frekansta olabilir ve olabileceği bu frekanslar içindeki özel bir bölgeye görünür spektrum veya görünür bölge diyoruz. Elektromanyetik dalgaların olabileceği frekansların ve dalga boylarının oluşturduğu bölgelerin hepsine birden elektromanyetik spektrum veya elektromanyetik tayf diyoruz. Elektromanyetik spektrum hakkında öğrenilebilecek çok şey var. Kısaca hemen şöyle göstereyim. Bu çizgi üzerinde bir grafik çizdiğimizi düşünürsek diyelim ki bu doğrultuda sağ taraf daha yüksek frekansların olduğu yerleri göstersin. Başka bir deyişle yüksek hertz olsun. Çünkü frekansı hertz ile ölçüyoruz öyle değil mi? Şimdi eğer burası yüksek frekanssa dalga hızı eşittir. Lambda çarpı frekans formülünden dalga boyu çarpı frekans diyoruz. Bu durumda frekans artarsa dalga boyunun azalması gerekir. Dolayısıyla sağa doğru ilerlerken burası aynı zamanda daha küçük dalga boylarını gösterir. Normalde dalga boyunu metreyle ifade ederiz. Ama burada ışıktan bahsettiğimiz için dalga boyları çok küçük olacağından genelde bu dalga boylarını ölçmek için nanometreyi kullanıyoruz. Peki, görünür spektrum ya da görünür bölge nereye denk geliyor? Görünür spektrum bütün bu aralık üzerinde sadece şuradaki küçük aralıkta kalıyor. Bütün bu şeye ne diyorduk? Elektromanyetik spektrum diyorduk, değil mi? Elektromanyetik spektrum Görünür spektrum buradaki küçük bölge. Gözlerimiz sadece kırmızı ve mor arasındaki bu bölgeyi görebiliyor. Eğer size kırmızının frekansını sormuş olsaydım, 4 çarpı 10 üzeri 14 hertz civarında olduğunu, aynı şekilde morun frekansının ise 7,5 çarpı 10 üzeri 14 hertz civarında olduğunu söyleyebilirdiniz veya bunları dalga boyları olarak yazmak isteseydik, kırmızının 750 nanometre civarında, morunsa 400 nanometre civarında olduğunu söyleyebilirdik. Nanonun da 10 üzeri eksi 9 metre olduğunu da böylece hatırlamış olalım. Ama şimdi burası çok küçük bir bölge. Mordan daha yüksek frekanslarda olabilir. Peki, bu bölgelere ne diyoruz? Bunlara Ultraviyole ya da mor ötesi diyoruz. Bunların bizim için zararlı olduğunu duymuşsunuzdur. Çünkü bu eksende sağa doğru yüksek frekanslara doğru gitmek demek daha enerjik ışık tarafına gitmek demekle aynı şey. Çünkü bu ışığı oluşturan fotonların kuantum mekaniği çerçevesinde konuşuyorsak bu eksen üzerinde sağ tarafa doğru gittikçe daha çok enerjisi olduğu anlamına gelir. Bu da bize daha tehlikeli olduğunu söyler daha tehlikeli olurlar çünkü eğer daha fazla enerjileri olursa sahip oldukları bu enerjiyi hücrelerinize aktarıp parçalayabilirler. Bu da size zarar verir. Dolayısıyla bu yönde ilerledikçe hiç istemeyeceğiniz sorunlarla karşılaşırız. Bu yüzden mor ötesi ışınlardan korumak için güneş koruyucu süreriz. Ama bu olabilecek en yüksek frekans değil. Daha da yüksek frekansların olduğu bölgeler de var. Mesela X ışınları. X ışınları daha yüksek frekanslardan oluşur ve çok daha tehlikelidirler. Bu yüzden radyoloji teknikeri röntgen çekerlerken bir duvarın arkasında beklerler. Eğer duvarın arkasına geçmeden bütün gün röntgen çekerlerse onlar için epey kötü olur. Ama bu bile en yüksek frekans bölgesi değil. Gama ışınları denilen bir bölge daha var. Ve bu ışınlar inanılmaz enerjik ışıklardan oluşuyor. Dolayısıyla oldukça tehlikeliler. Bunlar genelde uzaydan gelir ya da nükleer reaksiyon sonucu oluşur. Gama ışınları gerçekten çok tehlikeli şeyler. Bu yüzden genelde çizgi romanlarda bir kahraman oluşmasına gamma ışınları sebep oldu derler. Çünkü kulağa çok güçlü bir şeymiş gibi gelir. Gama ışınları insanları süper kahraman yapmaz ama yine de enerjileri çok yüksek seviyelerdedir. Aşağıdaki bu bölge ise kızıl ötesi diyoruz. Yani burası kırmızının da altına denk geliyor. Aynı şekilde bunları da göremiyoruz. Bunun da altında mikrodalgalar var. Bölgede birçok şey daha var. Mesela cep telefonlarınızın sinyalleri de bu bölgede yer alıyor. Aynı şekilde hava aracılığıyla gönderilen televizyon sinyalleri de bu bölgede. Bu dalgalar birçok faydalı şey için kullanılıyor. Bu bölgenin de altında radyo dalgaları var. Aslında teknik olarak FM radyo dalgaları daha çok mikro dalgaların olduğu bölgede. O yüzden burası daha çok AM radyo dalgalarının olduğu yer. İnsanlar ilk radyo yaptıkları zaman bu bölgedeki AM frekans aralığındaki frekansları kullandılar. Böylece elektromanyetik spektrumu öğrenmiş olduk. Görünür bölgeye bu spektrumun sadece küçük bir bölgesi ve bunun dışındaki hiçbir şeyi göremiyoruz. Ama bunlar birçok farklı durumda çok işimize yarıyor. Bazen de tehlikeli olabiliyorlar. Dolayısıyla elektromanyetik spektrumu bilmemizde yarar var.